Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Random serinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Köpeğim gri kaçtı. Atın yanında beni takip ederken birden hızlanıp saygılar içine karışıyor. Yanımdakiler beklersem geri geleceğini söylüyor ama gelmezse diye korkuya giriyorum. İyi bekleyelim madem diyelim. Bekleyelim. Bir şey olacağı var mı görelim bir saniye. Demiş ki selamlar Yüce Salvo. Hakkınızda iyi şeyler duydum ve aramızda bir mektuplaşma başlatmak istiyorum. Umarım mektup ilginizi çekecektir. Yakın bir zamanda cevabınızı görmek dileğiyle demiş. Kimsin sen dostum? Ha, sen bana doğru yürüyorsun. Yüce Şef Kevala. Sana saldırmayacağımı mı zannediyorsun? Tamam, kazanabilirsin görüş. İzin veriyorum. Ha, gri bir şey olmamış gibi geri geliyor diyor. Ağzında bir şey olduğunu fark ediyorum ve önüme eğilip bıraktığında bir altın olduğunu görüyorum. Köpeğim altın getirdi. Güzel. Güzel. Kısa ve öz bir şey de yazalım. Duralım. Büyük turnuva düzenlenebilir falan diyor. Düzenlemeyeceğim. Nişan düzenleyebilirizmişiz. Benimle mi evlendirmek istiyor? Yani nişan yapalım, ittifak yapalım diyor. Bana ittifak öneriyor. Ben onu saldırmamdan mı korktu? Ben anlamadım ki. Tabii çok güçlüyüm. 2600 askere falan çıktım. Şu an çevrede benden güçlüsü yok. Tabii şunlar hariç. Novgorodlar falan hariç. Bunlarla kursam kötü mü olur diye şöyle düşünmüyor değilim. Yapsak mı yapmasak mı versem mi vermesem mi kızımı diye düşünmüyor da değilim yani. Bir nişan düzenlemek istiyor. Nişan olmadı iptal ederiz mi diyesek öyle bir şey yapsak mı? Nişan düzenlersek ben bunları yağmaya çıkamam. Aklımda yağma var. O yüzden dolayı kızımı seninle nişanlamıyorum tabii ki de. Şöyle bir av düzenlemek istediğimi söyleyelim. Evet, avcılığa devam edeceğim mesela. Buraya ava gideceğim. Ne diyor? 22 ay neredeyse 2 sene boyunca evet av yapacağız. Şöyle 3x hızına bir düşelim. Evet, büyük turnuva durumumuz var ama ben düzenlenebildiğinde haber ver diyor. Yok. Ben şu an düzenlemek istemiyorum. Ben kime savaş açabiliyorum? Buraya savaş açabiliyorum. İstersem girip alabiliyorum şu anda. Önce ben bir yağmalıyım. Yağmaladıktan sonra bir saldırı yapalım. Bence en güzel öyle olacak. Aynen. Şurada ya da şurada doğsun. Bütün yağmacıları, yerel yağmacıları alalım bizim. Bir akıncımız var mı? Akıncı komutan çok işime yarayabilir. Maalesef akıncımız yok. Orduyu alıp buraya yağmalanmış. Başkentine gidip bir yağmalayalım. Korktuğunun başına geleceğini bilsin. Tamam. Sonra burada 13 gold var. Oraya gidelim alalım. Sonra bir 22 gold var. Aa bak burası evet önemli. Önce bu başkente gidelim biz. Giderken de tabii ki demiştik ülkemizi geliştireceğiz diye. Sakin Yüce Şef Melalo Savo. Hızlı cevabınız için teşekkür ederim. Mektuplaşmamızı dört gözle takip ediyor olacağım. Rica ediyorum. Tartışabileceğimiz bir konu seçin demiş. Görgü kuralları olabilir demişiz. Evet, teolojik tezler üzerine biraz şey yapabiliriz seninle. Olabilir. Burada duralım. Canım sen de şuraya gel. Evet, iki ordu birden kaldırmıyor kapasitesi anladığım kadarıyla. Burası 1700 asker düzeyinde. Bir saniye. Ticaret anlaşması etkisine 5 yıl boyunca ticaret anlaşması. Bir saniye. %5 vergi gelecek. Güzel. Belki bir ticaret anlaşması yapabiliriz. Güzel eş ya. Yapalım. Yapalım yapalım. Hiç sıkıntı değil. Ticaret anlaşması yapalım. Bunlar konuşlu olmaması sıkıntı. Belli toplanmış olduğu için konuşlandıramıyoruz. Güzel. Orduyu birleştiremiyorum da şu an saçma bir şekilde. Orduyu geri al. Ben orduyu birleştirip gideceğim. Böyle yarım yamalak iş yapmayın bana ya. Öf.
Siz karar veremezsiniz orduyu bölüp bölmeyeceğime. Yani böyle bir durum yok. Neyse 4x hızında devam. 4x iyidir ya. Bakalım. Bana doğru gelirsen mesela geri döner senin kafanı ezerim. Öyle söyleyeyim. Beni yağmalamaya kalkarsan çok büyük hata edersin. 800 askerle benim üzerime gelmen iyi bir fikir değil ya dostum. Ne diyorsun? Neyse gene de karşıma çıktılar. Cesaretli insanlarmış diyelim. Ya bildiğin 800'ünü de katlettik. 800'ü de öldü yani. Ben de tabi burayı yağmalamış oldum. Şurada bir 3 gold'umuz varmış. Onu atlamışız. Oraya bir gidelim. Evet oraya bir yağmalayalım dostum. Atlamadan gelseymişiz iyiymiş. Kiminle ateşkes sona erecek? Bak 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 bu önemli. Tamam. Bu demek oluyor ki bu yağma durumu bittikten sonra ateşkesimiz olmadığı için ben buradan bir toprak da alabileceğim. Bu da güzel bir haber benim için. Şimdi dostum sen oraya yağmaladın. Burada para yok. Burayı yağmaladılar o kötü. Burada para yok. Burada bir 13 gold var. Yürü. Şu an 22 gold topladığım için iyi hissediyorum kendimi tabii ki de. Burayı da müttefik almam bir nevi iyi oldu. Çünkü aşağıdan yukarıya saldırı şu an gelmiyor. Ben yukarı ile ilgileniyorum. O benim için çok daha bir iyi bir durum söz konusu oldu şu an. 3 gold. 3 gold'dur. Yürü. Başkenti yağmalamışlar. İrlandiya'yı da yağmalayalım. Burada bir 3 gold var. Sonra burada bir 16 gold var. Evet. Buraları toplayacağız. Evimize döndüğümüzde hem prestijimizle, prestij olmadan olmaz, av devam edecek. Hem de geri kalan paramızla arkadaşlar ülkemizdeki surlarımızı vesairemizi geliştireceğiz. Şimdi buradan ünvan oluşturma maliyetimiz düştü. Güzel. Kapatalım. Onlarda da bir sıkıntı yok. Tabii ki sen yağmaya geliyordun ama kusura bakma dostum. Oranın yağma hakkı bende, sende değil. Birilerini yakalamam şu an için iyi ama sonra bakacağım icabına. Burada 19 gold var. Şöyle bir yürüyelim. Eston yüce çeptiği falan 19 gold için gidilir bu arada. Hakikaten burada kaç gold var ona bakmak istiyorum şu anda. Burada 19 gold var. Ha, sen orayı alırken ben de öbür tarafı alırım o zaman dostum tamam mı? Dur. Fidye vermek istiyor. 50 altın karşılığında evet karakter ver 50 altın ver. Bana cariye öneriyorsun ha. Pislik. Bana kadın gönderemezsin. Ben kadın düşkünü bir komutan değilim. Canım benim sizin böyle bir şansınız yok. O yüzden dolayı kendinize gelin. Buradaki altını ben alacağım. Bir saniye. Etkinlik düzenlenebilir. Av diyor. Tamam. Kalsın. Av düzenleyeceğiz. Ülkeme döner dönmez bir av düzenlemeyi planlıyorum. Güzel. 61 gold'um oldu. Ve ülkeme dönüş istiyorum. Tabi limanım olmadığı için büyük ihtimal şu anda bunları yaşıyorum. Bakayım kaç gold alacak oradan. Çok merak ettim ha. 3 gold. 3 gold için mi? Tamam. Taraf sordu. Burada bir durum var. Aslında biz burayı niye almadık? Burası kaç bin? 1700 asker. Burada 19 gold var ama olsun ya ben ülkeme döneyim. Şimdilik bununla idare edeyim. Avda düzenlemem lazım. Tamam. İyi bir prestij oranımız ve iyi bir ordu durumumuz var. Hemen orduyu terhis edelim. Evet, ordu kendini yenilerken 2800'lere kadar. Bu arada biz de şu an bulunduğumuz başkentimizde tabii ki buradan hem milis ve garnizon gücü olarak almamız lazım. Kazıklı surlarımıza doğru ilerleyelim. Dediğimizi yapalım. Devam edelim. Bizim idari durumumuz 12'ye çıksa çok iyi olacak aslında. Bir idare söz konusu olsa falan fena olmazdı. Çocuğumuza bakıyorum. Çocuğumuz öğrenimden gidiyor ve çocuğumuzu çocuğu eğittirmeyi mi unuttuk? 7 yaşına gelmiş. Evet. Sıkıntı. Çocuğu biz eğitebiliriz. Bizim öğrenimimiz o kadar iyi değil ama ya. Biz diplomasiden gidiyoruz. Çocuğu iyi bir öğrenim insanıyla eğittirmek evet. Fena olmaz. Evet, çocuğu eğitmeni istiyorum. Evet, çocuğu hemen eğit. Başla eğitimine. Geç bile kaldık o çocuğun eğitilmesinde.
Benim kızlarım evet cesur, panorayak ve dürüst olmuş. Bu. Oh, bu buyurgan güzel. Bu da oluyor. Pişiyor yani. Pişsin bakalım. Bu arada güzel bir kahve aldım. Oh, mis gibi kahvemiz de yerken. Savaşlarımıza girişeceğiz. Oo güzel. Çok çabuk büyüyorlar. Dedik. Tamam, özelliği kazandı. Kızımızı mesela buraya koyabiliyor muyuz derken abi. Şöyle güzel bir komutan varken 22'lik. Niye 9 komutanla ben duruyormuşum ki be? Tabii ki de 8 yıl sürer. Evlilik düzenle moduna girdik. Şimdi neymiş, sen kimsin? Kimsin benim bir de aptalsın yani, yavaş anlayasın. Finlandiyalılar benim kızıma şey yapmış, çok güçsüz durumdasın. Tabii ki de seninle hayatta hani imkanı yok. Sen kimsin açıkçası? Kimsin yani? Bir kendine gel, bir kendine bak, bir bana bak yani. Şimdi Nylant'ı, yani bu adamı, bu adamın özellikleri fena değil. Diplomat ve dövüşçü olarak cesur, cömert ve çocukları var. Bu adamı altıma alabilirim. Yani bu adama saldırıp savaş ilan et deyip ben buna boyun eğdirmeye çalışabilirim. Abi eğdiririm de, öyle bir de durum var. Boyun eğer. Burayı komple alırım. Bize maliyeti 500 piresi olacak. O yüzden dolayı bakalım. Hemen bir av düzenleyelim. Avımızda geç kaldık çünkü. Hemen şuraya bir Sukova tarafında bir av düzenleyelim abi. Şimdi istirahat edersek mesela avda. Cinayet olabilir. Baştan çıkarma ve arkadaş olma. Biraz da diplomasiye. Ya biraz istirahat bizim için her zaman iyi oluyor abi. İstirahat iyidir ya. Maliyeti bu olsun. Biz avımıza da çıkalım bu arada. Avımızı da tamamlayalım. Sonra bir de savaş yapalım. Bir av tamamlandıktan sonra direkt savaş ve ondan sonra tekrar ülkeyi geliştirme yolunda ilerleyelim. Evet, biraz tehlikeli olacak ama olsun. Oh. %70'lere düştük. Neymiş? Yerel rehber etkisine sahip olacakmışız. Neymiş? Yerel rehber biraz daha iyi olacak diyor. Özellik tecrübesi kazanımı artı %15. Başarı şansımız düşecek ama olsun. Yerel halkın endişelerini dindirdi. Bir dakika. Aa, ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha. Kontrol artışı artı aylık %1. Artı bir aylık üfap. Çok iyiymiş. 168 oranda gelebilir. Bu neymiş? Abi fena değil adam ha. Bu adamı kesinlikle saraya davet etmek istiyorum ben ya. Ne diyor? Kabul etmeyecek diyor. Bununla etkileşime girelim. Kaç yaşında? 34 yaşında. Bununla bir etkileşime girelim biz aynı zamanda. Aynen. Bu adamı kaçırmayalım. Tamam mı? Bunu yaparsak yerel rehber etkisi bizim için evet. Al al, yerel rehber etkisini alalım. Hiç uğraşmayalım. Prestijimizi alalım. Al al al, prestijlerimizi al. Güzel. Şansımıza %33'lük şey geldi ama kaçtı be. Şans yok. Bu aralar yakalayamıyoruz daha fazla. Bu aralar biraz şansımız düşük. Buradaki orduyu unutmadım. Bir tane eksiğimiz vardı. Onu hemen arttıralım. Tamam. Bunu unutmadım. Şimdi gelelim dostum sana. Ben seni altıma almak istiyorum ama seni altıma alsam da pek bir şey ifade etmiyor. Benim burada 50 yaşında ve 50 yaşında böyle çok güçlü bir komutanım varken ona unvan verebilirim mesela. Ya da çocuğu da eğittirebilirim. Örnek veriyorum ama başka bir şey yok yani. Ben buraları almam lazım. Bu adam benim işime yaramayacak. Oğlu belki yarayabilirdi. Hırslı bir kişiliğe sahip. Oğlu. Ama kendisi yaramıyor yani şu an. Ne yapacağız? Buradan Kagela tarafına. Burayı ben... Burayı kuşattık attık ama şey yapmadık. Buraya gel. Kazıklı duvarları zaten yapmıştık.
Savaş kampları yapsak ya da toplanma salonları mı yapsak? Hmm. ...75 gold, 200 prestij kullanılır. Kullanılır, kullanılır. Şu an ordu bastığım için prestijim biraz eksiye düştü sanırım. Şöhret seviyemiz ünlü. İlerleme, Şanlı'ya doğru ilerliyoruz. Şöyle bir durdum. Evet, Şanlı'ya ilerleyeceğiz. Temel değerler artı 2. Komşu hükümdar savaş kazan diyor. Kime karşı? Kime karşı dostum? Ya şuraya. İsviçre. İsveç gelmiş yanımıza. İsveç. Hayırdır sen? Björn. Björn, kendine gel. Benim topraklarımdan uzak dur. Allah'ım ya. Kardeşim, burası Finlandiya. Öyle bir şey yok ya. Gel abi gel. Ben seninle bir savaşalım. Biz ne kadar böyle uzattıkça durumu daha da şey oluyor. Yok abi. Boyun eğdirme yapacağız ama şöhret kaybı 1000 diyor. Prestiji oraya kullandık değil mi? Dur, unuttuk. Zaman normal savaş alacağız. Yani normal savaşta da Finlandiya'ya girelim. Zaten savaştan çıktı. Evet. Şuradaki topraklarını alalım o Finlandiyalıların. Bence mantıklı. Direkt girelim, içinden çıkalım. Yapalım. Bence de. Hemen bir savaş diyelim. Bu din savaşı vesaire gibi gözükebilir ama değil. Hemen buradan orduyu burada hepsini topla. Abi tek bir yerde topla. Kurbanın olayım. Niye ben bunu beklemek zorundayım? Prestiji her zaman evet. Prestiji alırım. Evet, 2700 asker. Hiç tereddüt etme. Buraya yürü abi. Alalım. Şimdi oraya alırken idaremiz 4'e çıkmış. O da güzel. Limit 4. Abi ben buradan bunu yaparsam 50 gold kaybedeceğim. Eyvallah. 16 stres kazanacağım. Maç gözlülüğüm yüzünden tamam. Ya ben şu an o parayı buraya harcayacak durumda değilim. Savaştayım kadın. Allah aşkına ya. Burada bak İsveç dibime kadar gelmiş. Buraları alıp şunu öldürme planı yapsak. Zor. Sen bence biraz kendini şanslı hisset. Evet benimle ve başkalarıyla ittifak halindesin. O yüzden dolayı şanslı hisset. O yüzden dolayı buradan bir saldırı yukarı gelmiyor. Ben de yukarıyı rahatlıkla temizliyorum şu an. Güzel. Bence olması gereken şu an bu. Güzel. Başkente doğru yürüyelim. İlginç diyelim. Dur. Tamam kaçamayacaksın yani. Ben seni vuracağım. Öyle bir durum var. Evet. Evet, şimdi ben bu çocuğu yakaladım. Bir de karşında bırakmak istiyorum. Çünkü 100 gold benim için her şey. Aynen. Hem aldım hem de şu an bunu da aldım. Dur. Kuşatmayı kaldıracağım. Fazla asker kaybetmek istemiyorum. Bu yeterli. Hem paramı da aldım. Güzel. Güzel. Uygundur diyorum. Orduları hemen şuradan terhis ediyorum. Salvo olarak büyüyoruz. Hep birlikte 23 ay kaldı diyor. Buranın kontrol açısını sağlayalım. Diğer tarafa sonra geçelim. Hepsini çünkü erittim. Kapat. Burada ne diyor? Ne? Olvania topraklarında görün diyor. Av planla. Avcılık. Evet, Olvania'ya gidebiliyor muyuz? Kaç? 10 ay. Tamam, 10 ay sonra Olvania'dayız. Bu önemliydi. Önemli, önemli. Yerleşim yerlerimiz de şu anda oluyor. O da güzel bir şey. Şu an bak kazıklı duvarlar, talim alanları vesaire yapıyoruz. Bunlar önemli. Ve ordumuz şu anda evet dışarıda değil. Dışarıda değil abi.
Ama ben bir yerlerden savaş açıp alabilirim. Bu iyi olabilir aslında. Kötü bir fikir değil. Şimdi diplomatik olarak güzel. Onu alalım. Devam edelim. Kendi yaşımız kaç? 35 yaşındayız ve iyi ilerliyoruz ya. Çok da böyle yaşlı da sayılmayız. Seneleri doğru kullanıp, büyümeyi doğru kullanıp devam ediyoruz. Yalnız 2500 askeri olması ve şu an tabi savaşta. Smatland'da savaşta. Evet, Smatland'ı şu an dövüyor. Evet, bir yerleşim yerimiz şu an tamamlandı. O güzel oldu. Oradan bir askeri kuvvetimiz, birliğimiz gelecektir diye düşünüyorum. Bu arada ne oluyor? Yağmalanıyor musun sen? Sen de savaştasın. Okey. Evet, şimdi beklemeyelim. Evet, av başlatabilirmişiz. Av planlıyoruz. Hemen av planlayalım. Evet, buralarda görülmüş bir avımız varmış. Hemen başlayalım abi. Hadi bakalım av nasıl geçecek bizim için. Yok abi, prestij dönemi tehlike dönemi. Şimdi tamam. Prestij almaya çalışıyorum. Bu elimden geldiğince. Evet, şimdi orman yasağı etkisi istemiyorum ya. Tam yardım edilmiş köyler olsun. Sıkıntı yok. Onu ben vuracağım deyip oradan bir prestij alırsak iyi iş, böyle vurdum, güzel. Gayet güzel vurdum. Kaçamadığını ümit ediyorum. Evet, bakayım buradan. Evet, yine aylık bir prestij ve şöhret muhabbetimiz geldi, güzel. Bunlar güzel şeyler. Buradan evet. Bir tane daha taktık. Güzel. Bizim burada avcı özelliğimiz artıyor tabii ki ister istemez. Bu da güzel bir şey. Aslında buradan bakarsan hem öğrenim hem dövüş. Sağlıkta küçük artış falan alıyoruz. Bunlar önemli şeyler aslında. Küçükmüş gibi gözüküyor ama biriktiği zaman önemli şeyler haline geliyorlar. Şimdi salvo olarak 4 tane yere bakabiliyoruz. Burada bizim hatun sayesinde, hatun da 63 yaşında ya, yakında geberip gidecek, 16 idaresi var. 28, 47, 12 ay kaldı diyor buranın durumuna. Tamam. Finlandiya kısmına değil, buradan Neverland tarafına geçeceğiz. Kesinlikle buraya bir şu an giriş yapmam lazım. Prestijimiz oldu aslında da. Vasallık teklif etsek kesinlikle kabul etmiyor pislik. Bunu nerede kullanabilirim? Benim diplomatım kaç? 12. Seni diplomat olarak kullanabilirim. Şef, ikinci, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bunu alabilirim aslında. 42 yaşında. Altımı alır, değil mi? Bu kaç yaşında? 47 yaşında. 42 yaşında. Bence güzel bir durum. Evet, şu sana bir boyun eğdirelim. Aynen, biz sana bir boyun eğdirelim abi, gel. Seni bir vasalımız olarak alalım biz. Yani şuradan evet. Burada 2100 asker, tüm askerleri bir topla diyelim. Evet, bütün hepsini burada bir toplayalım. Güzel, bütün askerlerimiz burada. Başkentimize doğru yürüyelim. 1000 askeri var. Aslında evet, ordu ikiye bölüp bir tanesini buraya, diğerini buraya atayalım. Buradaki komutan da kötü değil. Aynen. İki yeri birden kuşatalım. Güzel. Biz burayı boyun eğdirme olarak alırken iki yeri birden parasını da alırız aynı zamanda. Onlar da 1800 asker falan yani. Geliyorum, hemen bir telefonum var. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, telefon çaldı. Telefon çaldığı için de durdurdum. Yalnız ortalama bir 2 ay falan geçti, büyük bir ihtimal bu toprakları almışız, %100'e gelmişiz buradan. Hem kuşatmaları kazanmışız hem de esir almışız. Şöyle bir hanımefendi var, hamile. Serbest bırakmayı müzakere edebilirim kendisiyle ama etmeyeceğim. Hamile olduğu için bir yerden para kesinlikle gelir. Bu adam etkilenmedi ama artı bir de
Bu adamı sarayıma davet edebiliyor muyum? Yok. Evet, başka bir yerleşimde kalıyor ve bu adam yavaş anlayan zaten. Bu adamla artık ilgi durumunu kapatabiliriz. Bu adam gelmeyecek bu maç. Gerek yok. Şimdi bir saniye şöyle yapalım. Evet, hallettim. Şimdi buraya bu adamlar beni mi kuşatıyor? Oo, tabii onu kaçırmışız. Bak, burada dururken onu kaçırmışız. Tam kuşatmak üzereler. Tam yerinde durdurmuşum. Şansım uygundur diyorum. Kuşatma kalkıyor. Hepsini servis ediyorum. Burada görmüş olduğunuz adamı, bize eksi 100 derecede nefret eden adamı alıyoruz. Tabii ki de komutan olarak almayacağız. Bunu tabii ki vasalım olduğu için diplomatım olarak atayacağım. Ve onunla biraz etkileşime girmemiz fena olmayacaktır. Çünkü kendisi, evet, kendisi halinden memnun falan maceracıymış. Garip bir şey. Halinden memnun da ilk defa gördüm. Şimdi meşhur suzeren muhabbeti. Buradan yüksek kabul otoritesine geçebiliyoruz. Bir belli bir prestijimiz var. Ama ben şu an mesela krallık kurmak istiyorum değil mi? Krallık için ne kadar gerekiyor mesela bana? Ben 6 kadarına sahibim. 10 lazımmış. Yani bize 4 toprak parçası daha gerekecek. Dedi ki burayı da almamız gerekecek ister istemez, ama buraya savaş şu an düzenleyemiyoruz. Onun yerine buraya savaş düzenleyeceğiz. Buraya boyun eğdirme yapabiliyor muyuz mesela? Bir savaş ilan dedik. Hadi buraya da bir boyun eğdirme de, buna da 500 istiyor. Peki buranın komutanı ne kadar özelliklere sahip? Tabii ki iğrenç bir özelliğe sahip. Tabii ki bunun iğrenç bir özelliğe sahip olduğu için demeyeceğiz. Çok kötü ya abi, çok kötü. Yani böyle özellikleri biraz iyi olsa fena olmazdı diye düşünüyorum. Bunu vasallık teklif etsem kabul etmiyorsun. Artık senin olan ittifakımızı bozsak mı acaba biz diye düşünmüyor değilim açıkçası, ama bozmuyorum da. Tabii bir savaşa girmişsin. Yarmıya ile falan bir savaşa girmişsin. Toprak büyütmek istiyorsun. Sen toprak büyütürken ben de senden toprak alabilirim. Toprak seninmiş. Bu toprak parçasını alabilirim. Ki şu toprak parçasını almam iyi olabilir. Plan diye durumum var. Sıkıntı. Buna savaş ilan etsem tabii ki de kontluk fiyatı üzerinde Akit'ten var. 6000 asker diyor, ben o 6000 askerin altına şu an kalkamam. Böyle bir dünya yok yani, kesinlikle yok. Benim buradaki ordu düzenimi şey yapmam lazım. Yükseltmem, daha da fazla yükseltmem lazım. Hatta onları 3 buraya alırsak, bunu gelip buraya alırsak, bunu gelip de buraya alırsak bu şekilde olabilir. Kontrol artışımız burada bitmek üzere diye düşünüyorum. Evet, 2 ay kalmış bu arada. Öde parayı ver benim için. Buraya bir yerleşim yeri. Savaş kampı kesinlikle, tabii ki 82 altın ve 200 prestije yapacağım. Yapmam gerekiyor bunları benim. Büyüyoruz. Büyüyoruz ama tedirgin olarak büyüyorum açıkçası. Evet. Etkileme planı, evet. 15 altın sıkıntı değil, ödeyelim. Görev tamamlandı sonuçta. Evet, aşağıda bir savaş harbi var. Birileri savaşı. Estonya, Litvanya ve North Krallıkları falan var. North Krallığı 3900 askerde. Biz 3400. Bizim de askeri seviyemizi bir an önce yükseltmemiz lazım. Temel olarak büyütmemiz lazım. Bunları yaparken biz tabii ki oğlum, evet benim oğlum yaralı ama cesur özelliğini almış. Bu da biraz sıkıntı olacak. Böyle askeriye geçemiyoruz ama artık diplomasiye geçmiştik. Evet. Basilikten çıkarmıyorum. Hapsetmek istesem direkt hapsedebiliyorum. Benim çocuğum sonuçta. Kızların iyi durumda aslında. Dev bir kızım var.
Ama ikisi de panoraya özelliğine sahip. Onlarla ben ne yapabilirim? Şöyle düşünmüyor değilim. Evet. Komşu hükümdar evet, hükümdara karşı savaş kazanmış. Güzel. İster istemez topraklarını alıyor. Onlar büyüdükçe biz de büyüyoruz. Neymiş? Güzel, görüş kazanması güzel. Hep bana karşı görüş kazanıyorsun da sen Litvanya ile niye savaş halindesin? Evet. Hayır, ben anlamış değilim yani. Niye savaş halindesin? Ben sana müsaade ettim mi savaş diye? Hayır. Bu toprak da benim, bu toprağın da kontrol altı sağlam. Ve benim vasalım olan kardeşimle evet, burada bir ünvan değil. Bağımsızlık da vermeyeceğim. Vasal da aktarmayacağım. Ünvan da pes etmeyeceğim. Ne yapacaktım ben ya? Sözleşmesini mi ayarlayacaktım, öyle bir şey? Cariye teklif et, reyine takas et falan. Bayağı bir özellik geldi de istediğimiz özellikler bir türlü gelmedi. Av özelliğine devam ediyoruz. Av alacağız, av kullanacağız. Evet, iyi bir para geliyor ama yapacak bir şey yok. Avcılık her geldiğinde bayağı yüksek meblağlarda olsa baba gidilecek abi. Yapacak bir şey yok. Av gidilecek. Oo, of. Yakında şöyle bir kapat bakayım. Nerede o çıkmış o şey? Ben onu merak ediyorum şu anda. Burada mı? Şimdi 5-5-5 çok tehlikeli ve görkemli. Gidelim buradan diyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Dikkatli seçelim. Prestiji aldık. Neymiş bu ne? Yani evet canım, ben bunun için hesap vermek zorundasın yani. Ben adil bir insanım. Evet, prestij alıyoruz. Yani 22 ihtimalle ölme ihtimalimiz var. Oğlumuza kalabilir bütün de, ama her şey bozulur. O yüzden dolayı onu riski almak istemiyorum. Ben vuracağım diyeyim. Buradan hem prestijimizi alalım. İşte böyle diyelim. Bakalım ne veriyor. Evet, bir hatıra olarak saklayacağım. Buradan %5 prestij ve stres artısı eksik. Şövalye verimliliği de geldi. Oo, güzel etkinlikler geldi. Benim bunu, evet, bunu mesela takmam lazım. Güzel. Güzel prestij dolar alıyoruz. Güzel prestijler geliyor. Şimdi benim yağmaya çıkıp komple bir yağmalayıp önce buraları güzel bir şekilde yağmaladıktan sonra elimde olan parayla krallık kurabilmem için savaşacağım. Prestijimi ona harcamayacağım çünkü direkt boyun eğdirme yapmayı planlıyorum. En mantıklısı o olacak diye düşünüyorum çünkü bence en mantıklısı da o açıkçası. Bütün orduları alacağız. Yağmacı olarak çıkartacağız tabii ki de, buradan devam edeceğiz, böyle bir yağmacı olarak çıkart. Aa, bir yerleşim yeri daha inşa ettik, güzel. 3500 askerimiz var. Bunları bir birleştirdiğimiz zaman bizim evet komutanımız nerede? Burada. Komutanı hemen ata. Niye atamıyoruz ki, bu ne? Rahatsız oldu. 19 gold alalım. Abi 4300 asker nedir ya? 19 gold ve 7 golda bir koşalım abi. Sniper planı çıkarıldı da benim bir akıncı yok mu ya? Yok, benim sarayıma birilerini almam lazım. Karakterim misafirmiş. Bunu saray mensubu yapsak 18 golda yapıyormuş. Yap. Tamam mı? Bunu yaptık, saray mensubu. Evlilik düzenle dedik. Evlilik değil. Şunu bir eş bul dedik. Tamam, eş bulalım.
Hayır abi, kısır değil tabii. Hepsi tamam mı? Kısır değil tabii. Burada eş buluyoruz, bir iyi bir komutan olsun istiyorum ve komutanlarıma hemen şöyle bakacağım. Akıncı özellikle bir komutan istiyorum, tamam. Ana yolda evlilik. Pauli, sen evlen. Tamam mı? Gel. Mükemmel. Pauli geldi. Pauli'yi buraya alabilir miyiz? Evet, Akıncı. Evet. Bak, yağmacı Akıncı. Güzel. Güzel abi. Hemen diplomasiye devam. Burayı kapat. Ülkem pek güvenli durmuyor ya. Yani. Her şeyin ortasında ve ben İsveç'ten biraz korkuyorum bu Björn'den. Açıkçası Rengar'ın oğlu. Ragnar Rockwood. Rengar nereden çıktı ya? Yani? Böyle gitti baba. Evet, ne aldık? Buralarda şey yok. Burada bir 7 gold'umuz var. Bir onu alalım. Oraya da bir yağmalayalım. Yağmaladık. Evet, düşmanca vurdu. Buraya bir gidiyoruz. Bir çatışalım. Bakalım kimlere esir alabileceğiz, kimlere öldüreceğiz. Evet, yağmacı komutan da işimize yarar. Güzel. Şöyle bakalım, para para para. Ben para kovalıyorum şu anda. Buralarda para var mı? Benim için para önemli. Para yok. Ne demek yok? 2500 asker. Burada 3 gold var. Burada 19 gold var. 19 gold'a tıkla abi. Yürü. Hani 27 gold'la değil de böyle bildiğin herkesin içinden geçmek istiyorum. Bildiğin içinden geçmek istiyorum ben de. Aşağı doğru gidemiyorum. Aşağıda bayağı bir sıkıntı var. Önce bir 7 gold'umuzu al. 7 gold almadan çıkma. Evet, yukarıya. Tabii ki ben prestij alacağım. Sana mı bırakayım o prestij? Sen yürü. Evet. Sonra burada bir 19 gold'umuz daha var. Dip bucak buraları alıyoruz. 50 dinarlık kaybetmesek fena olmaz açıkçası. Evet, burayı aldık. Burayı alalım. Burada var mı bir şey? Yok. Burada da var. Şurada bir 7 gold'umuz daha var. Para. Abi her şey şu an benim için para. Şu 7 gold'u da alalım lütfen. Biraz gelelim. Abi buradan aşağı doğru insek falan para alabiliyor muyuz? Burada bir 15 gold var. 15 gold bizim için teferi durumlarda falan düşmanca doğru falan. 15 gold zaten gitti. Burada bir 7 gold mu var? Var ama gitmeyeceğim. Artık ülkeme geri dönebilirim. Bir dön. Ülkede mülk limiti sıkıntımız olmuş. Neden mülk limiti sıkıntımız olmuş? Çünkü bizim birinci eş, ikinci eşimizin şey, idaresi yatalak olduğu için düşmüş. Bundan boşanalım. Evet. Böyle eş bulalım. İdaresi çok yüksek bir eş. Fena olmaz ama kısır olsun lütfen. Kısır, tamam, Polonyalı. Düşsün, önemli değil. Güzel, mükemmel seviyede. Bu mülk limiti durumunu da düzelttik şimdilik. Cesur, kuşkucu oldu. Çocuğumuz. Evet, bir saniye. Fidye verdi. 10 altın ödeyecekmiş. Ödesin. Bu kuruşuk kadına önemli değil. Ödesin. 4. Şöyle geliyorum ama burada var mı bir şeyler var? Şöyle bakamıyorum. Yukarıdan baktığım için yok. Gelsin. Sonra yukarıda buraya gideriz. 1600 asker bir şey değil. Aslında buralara da gidilebilir yağma için. 82 asker falan diyor. İyi, 82 gold aldık. Fena değiliz ya. Fena ilerlemiyoruz. Gelir gelmez bir savaş açabiliriz aslında. Şöyle bir ters edelim. Evet. Destan başlatmayacağım. İstiyorum, 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 para istiyorum. Evet, benim kızım evlenebilirmiş. İttifak durumları falan varmış ama kısır istemiyorum tabii kızım evlenme muhabbetine. Ana yolu bir evlilik istiyorum. Ana yolu evlilikler. Deli gibi bir entrikacıymış bu. Çok üst seviyede bir ittifak söz konusu açıkçası ama bunlar onu kullanabilir. Azarya'dan da. Azarya kullanılabilir.
O yüzden dolayı onu da iptal edeceğim. O da olmasın. Şimdi buraya geleceğim. Bu topraklara geleceğim. Diyeceğim ki savaşalım dostum. Kontluk fethi mi? Önerebiliyorum. Peki kontluk fethi değil de sana direkt şöyle savaş ilan edip buraya evet. Boyun eğdirme desem. Fena olmaz. Zaten eğeceksin boynunu. O ayrı da. Seni ben nereye koyacağım? Onu düşünüyorum ben. Yani ben bu adamı nereye koyacağım abi? Buradaki adamı aldığım zaman benim bu adamı bir yere koymam lazım. Bak idaresi sıfır ya. Entrika yok, savaş yok, hiçbir şey yok bu adamda. Boyun eğdirme buna değmez. Finlandiya'ya savaş açalım o zaman. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Zaten tek bir alanı kaldı. Bunu alalım. Bunu aldıktan sonra burayı birine veririz artık. Yapacak bir şey yok. Almamıza lazım zaten askeri olarak. Yürü abi alalım ya, yürü yürü. Hemen şey yapmayalım. Evet, bunları kapat. Bunları birleştir. Var mı bir kuşatmacı komutanımız? Hiç uğraşmayalım. Yok gel, yok yok ya. Canavar gibi komutanımız var. Yeterli. Gidelim alalım ya. Buraya da alalım. Evet. Müttefiki katıldı büyük ihtimalle. Onun da sıkıntıyı. Biz bunları bir güzel dövdük. Beraber. Şimdi bu adamı yakaladık abi. Gidiyor karşısında bırakırım dedim. 25 gold. Bırakmaya değmez. Direkt bitirelim. Hiç uğraşmak istemiyorum. Evet. Uygundur. Hepsini ters ettik. Buradaki bölümü de aldık. Kapat. Kapat. Evet, av düzenleyebiliyormuşuz. Av düzenleyeceğiz abi. Av önemli. Paramızı da yapıyoruz. Ama av da önemli. Şimdi ben evet. Bir arkadaşıma buradaki şeyi vermeyeceğim. Nerede bakıyorum? Evet. Nerede? Buranın kontrolasyonu sağlıyor değil mi benim komutanım? Derim sana. 2 yıl kalmış. Tamam. Bunları da hallettiğimize göre. Şimdi. İyice büyüyoruz. Şimdi büyüyoruz. Biz krallığa doğru gideceğiz. Tabii ki burada Finlandiya krallığı kurmamız için 700 3 tane de almamız gerekiyor. Vallahi bir saniye bir haber aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar, bir arkadaşımın ölüm haberini aldığım için böyle bir durdum bir anlığına. Şimdi geldim. Şimdi bu abimizle biz aramızı düzeltiyoruz değil mi? Bunu düzeltiyorduk, tamam. Tamam. Bu abimiz aramızı düzeltirken bu abimize toprak verebiliriz aslında bakarsan. Yani zaten bir abimiz var. Mesela unvan verip şurayı da versek buna. Unvan olarak. Nasıl olur diye düşünmüyor değilim ama benim limanlara da ihtiyacım var. Yani en azından buradaki limana ihtiyacım var. O yüzden dolayı burayı versem, burayı vermesem diye düşündüm kendimce. Nasıl olur, nasıl olabilir diye düşünüyorum. O dip kısımdaki limanı almış olacağım. Ya da daha iyi bir idareci bir aile çocuğu yetiştiriyoruz zaten gibi. İffetli mi? Aa. İffetli nedir ya? Neyse öğrenimi fena değil askeri. Orta seviyede gidiyor ama diplomasi çok beter, çok kötü. Hiç olmadı bu. Gerçekten olmadı. Na 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 na.
Yavaş yavaş büyüyelim abi. Yapacak bir şey yok. Savaşı ilan edeceğiz. Tabii ki de küçük küçük büyüyeceğiz. O zaman yapacak bir durum yok. Ama küçük küçük büyürken de işte komutanlar atamamız gerekecek çevreye. Yani buraya alıyoruz madem. Buraya altına da vasal atacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Durumlar bu şekilde olacak bizim için. Buraya evet hepsini buraya toplayacağız. Prestijimiz olduğu sürece bir sıkıntı görmüyorum. Evet, buraya doğru ilerleyelim. Bunları yapmamız lazım ya. Bunları kesinlikle aykırı düşünceler yayılıyor diyor ya. Bu nedir arkadaş? Ne aykırı düşüncesi yani? Niye aykırı düşünce yayıyorsunuz ki? Siz ne olsun istiyorsunuz? Evet. Ben oradaki şu toprağımı, şu an şuradaki şu toprağımı oğluma vermek istiyorum. Verebiliyor muyum oğluma? Evet, verebiliyormuşum. Karakterimin oğlu sonuçta. Evet, veriyorum. Tamam, oğluma verdim. Tam topraktan kurtuldum. Şey, orduya gel. Kesinlikle, kesinlikle. Nerede benim oğlum? Bir saniye. Oğlumu 16 yaşına gelmeden alamazsın zaten askere. Zorla. Zorla. Abi benim ordu anlayışım zorla. Hepiniz zorla geleceksiniz. Yapacak bir şey kesinlikle yok. Bu konuda hemfikir olalım. Benim savaşlarıma zorla geliyorsunuz. Zorlayarak. Bunu ikinci seviyeye çıkarsam, prestijimi burada kullansam, av dönemine kadar beklemem gerekebilir. Yani sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden prestijimi şu an kullanmayacağım. Savaşta olduğum için de. Dursun. Buraya zaten şu anda alacağız. Neymiş? Evet, para alırım ve iki kat etkili etkisi benim için daha iyi. Çok çabuk büyüyorlar diyor. Güzel, benim dev kızım o büyümüş. Güzel. Bir dev olarak ailede yerini alıyor. Dev özellikle, ırsi özellikle bir kızımız oldu. Güzel. Şöyle kuşatmadan birilerini almışız. Birilerinin eşi büyük bir ihtimal. Bir de verirsen olur. 25 altını biriktir gel. Şimdi ordum buraya gitti. Tamam mı? Haliyle sıkıntı yok. Burada bir ordu bir mensubunu alıp buraya doğru yürüyelim. Evet, buraya doğru gelsin. Benim burayı kuşatma gibi bir durumun söz konusu olamaz. Sen kimsin? Şu kadarcık yerin sahibisin yani. Neyse. Av kuşu satıcısı muhabbeti var. Yırtıcı kuş etkisine sahip olacaksınız. 15 altın aylık prestijimiz gelecek. Gelsin. Alırım. Bir de yağmalanıyorum tanmadan. Kim yağmalıyor diye soracağım ve sorduğuma pişman olacağım büyük ihtimal. Evet. Yani benim şu an yağmalanmamam lazım. O çok büyük bir sıkıntıydı. Neyse. Cinayet planımız da var. Güzel. Entrikalar dönüyor aynı zamanda sarayda. O da güzel. 3500. Bizim burada 4300 askerimiz var full durumda. Şu an savaşa giriyoruz. O savaşı kazanacağız bir ihtimal. Biraz prestij geldi. Savaşı kazandık. Yerimizi bir alalım. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Orduları bir terhis edelim. Tamam, ordularımız bir terhis oldu. Toprak parçasını aldığımız için şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizim iyi bir idarecimiz var 33 yaşında. Bu arkadaşa da ünvan verelim diye düşünüyorum. Ordu komutanımız 57 yaşında, varis yok yani, varisi yok. 57 yaşında bir varisi olmadığı için sıkıntı değil. Bu arkadaşın da bir varisi yok. Bu da iyi bir avda yanımızda bulunuyor. Fena değil, iyi bir idaresi var ve yaşı küçük ya. Ben bu adama vereceğim. Dostum sana buradaki ünvanı vermek istiyorum. Evet. Buradaki arsayı sen yönet benim adıma. Büyük gezi düzenleyebilirsiniz falan diyor ama düzenlemek istemiyorum şu an büyük gezi. Param kalsın cebimde. Kendi oğlunuzla ittifak kurabilirsiniz diyor. Kuralım. Aile üyelerimi evlendirmeyeceğim. Düklük unvanı oluşturabiliyormuşuz ve evet. Burada Finlandiya düklük unvanını alabilirmişiz. Onu söylüyor bana. Evet, almamız gerekiyor zaten. 75 altına hemen düklük unvanımızı kurmuş olduk. Oradan biraz daha prestijimiz geldi bize. Çünkü zaten krallık kurabilmek için bizim evet iki tane düklüğe ihtiyacımız var. Zaten düklük
adına. İki arsa da aldığımız zaman, iki toprak parçası da aldığımız zaman devam edeceğiz. Şimdi buradaki kontrol artışımız ne durumda, ona bakıyorum. Şöyle baktığın zaman ne diyor? Onay diyor. Ya buranın bitsin kontrol artışı. Başkasında olması önemli değil. İttifak kuruldu diyor. Güzel, oğlumuzla ittifak kurduk. Savaş açılabilecek tok yer var ve bizim buraları alabiliyoruz. Şimdi beni yağmalamaya ne cüretle geliyorlar? Ben onu merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ya hangi kafayı yaşıyor bunlar? Çok merak ediyorum. Yani ordu beni nasıl yağmalayabileceğini düşünüyor buradaki durumlarda. Buraya gelip beni nasıl yağma... bu orduya sahibim ya. Nasıl yağmalayabileceğini düşünebilir ki bana? Birleştir. Ben yağmalamaya çıkayım. 300 asker. Mesela Finlandiya. Şurada bir 2 gold var. Buraya bir yağmalama edeceksem, şurası 2800 asker var, benim 3500. Deneyelim. Gelecekler çünkü büyük ihtimal, onu merak ediyorum. Alabileceğiz mi, alamayacağız mı? Tamam. Gelmediler. Şimdi 3 gold var. Gerçekten burayı yağmalayabilir miyim? 19 gold var. 9 gold var. İsviçre'yi böyle yağmalasam mı? Fena olur değil mi? Böyle akıncı özelliğiyle gidelim bir de. Hadi bir yürü bakalım ya. Bir 3x hızını al. Bir yürü bakalım, bir deneyelim ya. Gel gel gel. Krallığı yağmalayalım abi. 2900 asker. Savaş halinde mi bu arada? Hem de 2-3 kişiyle savaş halinde. Güzel. Ya anlasın bana kafa tutmaması gerektiğini, biraz anlasın. Bu çok önemli yani. Kızgınken çok çekici. Tamam, baştan çıkarma etkisi sıkıntı değil. Bu neymiş? Düşmancıl ordu mu değil mi onu anlamaya çalışıyorum ama değil sanırım. Para geldi. Prestijimiz zaten gani. Güzel. Yaşam tecrübemiz geliyor. Kongtuk'ta hak iddiası üretme durumumuz biraz daha iyileşti. Güzel. Bizim ordularımız devam ediyor gitmeye. Kış geldi ama olsun. Buraları bir yağmalayalım. Bu arada ordu 2200'e düşmüş onun ordusu. Ben bunları bayağı yağmalayacağım anladığım kadarıyla. Böyle hepsini, hatta böyle pis yağmalayacağım abi. Pis bekleye bekleye yağmalayacağım. Evet, taraf zorlu, sıkıntı yok. Bunu yapmam çok iyi olacak. Neden? Burada 42 asker kaybedeceğim, bir şey değil. Neden iyi olacak? Her tarafta kontrol zayiatı yaşayacak. Ve toparlanması biraz şey olacak, zor olacak diye. Güzel. Burada da bir durum var. Burada da 7 gold varmış. Onu da alalım. Ya benim olan topraklara öyle göz dikemezsin işte. Öyle bir de durum var. Söz konusu var. 15. Sonra burada bir 7 gold daha var. Toparlarız. İçinden geçelim işte senin ülkenin böyle. Şimdi ne verebiliyoruz? Evet. Tamam, sıkıntı yok. Şuraya da 15 gold'umuzu da alalım. 7 gold'umuzu da alalım. Sonra eve dönelim. Abi dur. Dur. Neymiş? Düşmancıl ordu. Değil mi? Tarafsız ordularmış bunlar. Tamam, önemli değil. Tarafsız ordu oldukları için önemli değil bu arada. Buradan geleceğiz. Evet. Burada bir kontrol artışı istiyorum. Çünkü bu topraklar artık benim. Ve bu topraklarla yapabiliyorsak liman, kazıklı duvar mı inşa etsek? İyi olabilir ya, 75 falan. Burada da evet, milis, bir garnizon, bir kazıklı duvar yapalım. Yapalım. Burada da evet, plan yapıyoruz. Aş planları falan yapıyoruz. Buralar dağılmış. Bir yarmıya biraz benim sınırlarıma dayanıyor.
Beni korkutan, evet, 4300 burası, Norgothya krallığı falan var, bunlar biraz korkutuyor. Ama bu Norgothyalarla bizim buradaki adam ittifak olduğu için, şu tam aramızdaki adam, ilk ittifak kurmuşuz onunla çünkü aşağıdan bir saldırı almıyoruz. Güzel oldu yani. Ben de İsveç'in içinden geçiyorum şu anda. İsveç. Evet. Soru burada var mı para ya? Çok mu para var bu? Aa, burada da 7 var. 15 al, 7 al, öyle git. Evet. Aslında yukarıya doğru gidebilir miyiz? Bir dakika. Prestij kazanacağız. Bak, prestije hayır demem abi. Prestij her zaman iyi. Ama dur, şimdi burası 600 askeri var. Buraya gitsek fena değil ha. Oradan aşağı doğru falan insek, yağmalaya yağmalaya. Süper olur ya. Süper süper. Güzel, buraya da yağmaladık. Çünkü şu anda tam savaşını bulduk. 2200 askerli falan. Evet. Onlar kendi işlerinde savaşa dursunlar. Ben ise onların bütün şehirlerini, kontrol artışlarını sıkıntıya düşüreyim. Evet, ben artık kendi başkentime dönmek istiyorum açıkçası. Dönebilir miyim? Dönebilirim. Hadi şöyle 4x'ını da alalım. Tamam, hadi dönelim. Ve sonra bu savaş esnasında, şimdi savaşı bitecek. Beni burada yakalasın istemiyorum ordularla. Açıkçası. Ne diyor? Selamlar diyor. Aklınızda iyi şeyler duydum diyor. Kim bu? Oh, tamam. Tamam, güzel. Olumlu, olumlu, olumlu. Hiçbir sıkıntımız yok. Güzel ilerliyoruz. Şu an para gönderemem. Fidye ver diyor. Bir dakika. Ödeyecek diyor. Evet, ödesin bana, para ödesin. Aynen, kitap koleksiyonum üzerinde konuşalım bence de. Tamam, çok iyi uyum etkisine de sahip olalım. Bizim ordu geliyor mu arada, bir saniye? Evet, bir ticaret anlaşması kurabiliriz. Bak, güzel. O zevk bana ait dedik. Güzel. Şansımızı deneyelim. Tamam. Oğlum büyüdü. Reşit oldu. Evet. Evet. Çok çabuk büyüyorlardı. Reşit oldu. İyi bir, evet, iyi bir bilgi alim olmuş. Sevdim oğlum seni. Artık ülkeyi sen yöneteceksin inşallah. Hadi bakalım. Evet, 60 altınla geri dönüyoruz. Aylık yıpranma %3 geldi. Sıkıntı yok. 3500 kişiyle çıktığımız duruma artık bir yenisini ekleyeceğiz. Ama çocuğumuzu tabii ki de birileriyle evlendirmemiz lazım. Bizim iyi bir evlilik düzenlememiz lazım açıkçası. Büyük düğünün bize etkisi ne olabilir ki? Yani büyük düğün ne verecek bize mesela? Yani bu çocuğa ne verebilir ki büyük düğün etkisi? Hemen. Ha, büyük düğün yaparsak direkt Polonyalılar falan da geliyor. Ve ittifak gücü desek büyük düğünde Azarya ile falan, o. Ancak büyük düğünde kabul ettirebiliyoruz demek ki. Anladım. Para harcarsan diyor, tamam diyor. Yok, ittifak gücü Estonyalı falan, Lady'ler 1500 falan filan. Hani kabul ederse falan filan diyorsun. O yok, onu da istemez. Ben oğluma güzel bir iş bakacağım şimdi. Dursun. Evet, şuradan biraz daha para alalım. Aile üyesini evlendireceğiz. Cariyeyi boş ver. Savaş açılabilir durumu kapat. Kapat abi. Evet. Bu şu anda bizim, evet. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Nereye verebilirim bu oğlumu? Oğlumu nereye verebilirim? Entrika'ya vereyim oğlumu. Değil mi? Entrikacı olsun. Oğlum şimdilik Entrika'da. Atayalım, Entrika'da kalsın. Aynen. Entrika koltuğunda kal dostum. Sıkıntı yok. Entrika'mız biraz kötü olabilir. Ölürsek de sen geçeceksin zaten tahta. Yapacak bir durum yok. Tamam. Ülkeye girdik. Şu anda orduların hepsini bir terhis edelim. Güzel bir şekilde. Benim toprak almam lazım ve ben buraya şu anda saldırsam. Şu toprak için savaş ilan etmek istesem, mesela Kontuk fethi desem,
Hiç müttefik yok. 1500 askeri var İsveç'in. Bence şu an en uygun an Finlandiya şey yapıyor. Yani şurayı almam en uygun an olacaktır benim için. Aynen öyle. Olabilecek en uygun an şu an ve saldırmam gerekiyor dostlar. Hiç istemeye de olsa saldırmam lazım. Peki hepsini burada topla dedim. Burada toplansınlar. Gel abi. Evet. Orada birleştir komutanları. Tabii ki de şuradan buraya gel. Üzerimize yürümek isteyeceksinizdir büyük ihtimal ordularla diye düşünüyorum. Bekliyorum şu anda. Hayır. Birlikte olalım olmasına da bu şey değil mi ya? Saray hekimi yani bir sadis. Bırak peşimi bakalım. Yok ya belki güzel bir çocuk doğar arada. Şansımı deneyeceğim. Garip garip sevgililer edineceğim. Burayı da alırsak. Burayı da aldıktan sonra tabii ki de. Bu arada durdurdum. Çocuğumuza bir eş bulacaktık. Onu da bulalım. Tüm becerileri yüksek değil de şöyle bir alakalı diyelim gene. Böyle ittifak istiyoruz değil mi? Yani ittifak değil. Ve gel abi. Kısır değil hepsi. Tamam. Ben çocuğum bu kadar toprağı varken idari yönden iyi bir kadın, genç bir kadın alırsam tabii ki böyle çocuğuma çok daha iyi olacaktır eş olarak. Çünkü benim aslında yani bu durum. Çocuğum değil. Tamam buradan bu 200 düşecek evlendikten sonra. Tamam sıkıntı yok düşsün. Düştü mü? Düşmedi şu an için. Tamam. Ama bu olması lazım yani. Ne oldu? Bütün orduları yukarıdan mı döndürüyorsun? Tabii burayı kapattığım için şu anda değil mi? Seni bir güzel yağmaladığım için ve kendi topraklarımdan seni kovacağım için. Evet. Güzel. Kazandık. Bekliyorum benim ülkeme bir yerden giriş yapacak mı diye açıkçası hani bir yerleri kuşatmayı planlayacak mı ordu bekliyorum şu anda. En mantıklısı ordusunu beklemek çünkü ordusu 1600 kişi yok denecek kadar az. Bir yerden kesin gelmeyi planlıyor. Evet bir yerden gelmeyi planlıyor. Şöyle yapsak. Sana oradan çıkış yok dostum gel. Evet bir güzel dövelim seni. Güzel. Hepsini yok mu ettik bu arada? Vallahi billahi. Tüm ordusu gitti mi bunun? 1000 askeri kalmış. Zaten bütün ülkeyi yağmaladığım için gidip saldırma gereği de duymuyorum. Hem ordum burada biraz daha büyüyor. Çok daha iyi. Şimdi kaç tane şeyim kaldı benim krallık için? Şöyle gelelim. Buraya alırsak. Bir de jur daha kalıyor. Bir toprak daha kalıyor. Ondan sonra Finlandiya krallığımızı kurabiliyoruz. Evet üzerime geliyorsun da. Hani neye güvenerek geliyorsun? Çünkü bu burası tarih arazi ve benim ordum zaten çok üstünüm. Evet, fark ettim. Kötü de olsa fark ettim. Evet, şuraya bir yürü abi. Evet, şu an ölüm de yok. Güzel. Evet, hanedan mirasımız seçilebilir durumda. Evet, şimdi biz neye doğru gideceğiz abi? Şimdi krallığımızı kuracağız madem. Tamam bu. Bu random serinin ikinci bölümünde. Önemli olan neye doğru gideceğimiz. Şöyle gel abi. Bir oyunumuzu hemen bir kaydedelim. Sıkıntı yaşamadan önce. 1, 2, 3 ve 6 altının üzerine. Yok. Şöyle yapalım. Evet. Seri. Pardon. Random. Seri. 2 diye. Ben bunu kaydedeyim abi. Tam burada bırakacağım çünkü. Bundan sonraki planımız ne olacak? Neler yapacağız? Finlandiya Krallığı'nı kurarken İsveç'e çok büyük bir darbe attık.
Hepsi çok iyi oldu. Ama ben şu anda mesela imparatorluğa gitmek istemiyorum. İskandinav İmparatorluğu benim umurumda bile değil. Ben daha çok arkadaşlar burayı bırakıp artık Rusya ve Baltık imparatorluklarına, yani burada büyük bir krallık, büyük bir medeniyet kurmak istiyorum. Bütün köprüler elimde olsun istiyorum. Daha güzel olacak. Çünkü bizden sonra tahta geçecek olan varisim ve oğluma öğrenimi çok iyi olduğu için burada şu anlık mesela biz kültür önderi olarak devam ediyoruz. Kültür önderliğimde bizim iğrenç ve çok deli bir öğrenimiz var. Hiçbir şey ilerlemiyor. Oğlumuzun üzerinden hem kültür önderliğinde hem de ordu bakımından da çevreyi dize getirme yolunda büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. O yüzden dolayı 3. bölümde görüşmek üzere. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.